Bir yandan bu var, bir yandan medya ayağı var, bir yandan da benim hala aklımın almadığı çifte maaşlı bakanlar şeyler meselesi var. CHP'li Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, çift maaşlı Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan üçüncü yerden aldığı maaşı tespit ettik diyor. Ya Mehmet Metiner bile, bak Mehmet Metiner bile diyorum, isyan etmiş. Mehmet Metiner bile dememin nedeni çünkü abi yani AK Parti herhangi bir yerde şurada tökezlese ilk yardımına koşacak olan Mehmet Metiner'dir. Değil mi? O kadar AK Partili. Bu olumlu olumsuz anlamda demiyorum yani. O kadar AK Partili olarak söylüyorum yani. O bile bir tweet atmış. Demiş ki bürokratların çift maaş almasını eleştirmiş. Nerede o tweet'i getirir misiniz ekranı? Bakayım bir o tweet'i. Ne demiş Kenan? Heh önemli not. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü eski bir arkadaşımız Fahrettin Poyraz aradı. İddiaların doğru olmadığını söyledi. Gerekli bilgi ve belgeleri gönderdi. O yüzden tweet'i kaldırma gereği duydum. Neydi o tweet peki? Çift maaş aldığını söylemişti de Fahrettin Çift maaş aldığını söylemiş. Bunu eleştirmiş. Evet. Başka söze gerek yok demiş. Noktayı koymuş. Sonra da bütün hesabı kapatıp gitmiş. Niye? Çünkü belli ki Bayağı bir Mehmet Metiner'in telefonları meşgulmüş yani. Sen ne yaptın, ne yapıyorsun, davaya mı şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. O da demiş ki, ee, kapatıyorum, gidiyorum kardeşim demiş. Mehmet Metiner bile isyan etmiş artık. Şeyi saymıyorum yani. Hani AK Parti'de aklı başında insanların. Ya bizim şu gördüğümüzü insanlar görmüyor herhalde. Millet aç dışarıda, aç. Bunun, hani şimdi diyorlar ki, e, işte bu insanlar... İşte biz onlara çift maaş veriyoruz. Çünkü devletle de görev yapmak için nitelikli adamı getiremiyoruz. Onun için de adamın bir maaşını oradan biraz alıyoruz, buradan alıyoruz ve adamı şey yapıyoruz. Ya böyle bir yöntem bir defa başından sorun ya. Yani. Gömleği en tepeden yanlış ilikliyorsunuz. Çünkü tamam orada belki iyi niyetli yapıyorsun. Çünkü özel sektörde geçen gün ben TRT gelen birini söyledim. TRT gelen Müdürü 29 bin lira alıyor diye haber yapmışlar. Dedim ki şu anda herhangi bir televizyon kanalının genel müdürü her şey dahil <laughs> en az 10 katını alıyordur dedim. Yani en az 10 katını alıyordur dedim. Her şey dahil olduğu zaman işte primler var, şeyler var, şeyler var, şeyler var, maaş var. Onları da ekle. <laughs> Şimdi ama yani hani bu ama yine de insana çok gözüküyor. Neden çok gözüküyor? Ya abi adam asgari ücretle geçim derdinde kazan kaynamıyor. Şimdi böyle olduğu zaman bak görüyor musun çift maaş alıyor oluyor yani. Çift maaşın kaç olduğunun önemi yok orada yani. Hani bunun psikolojisini okuyamıyorlar mı yani? Ben şuna da katılmıyorum. Dün kim bir yerde bir televizyonda mı YouTube'da birisini dinliyordum. Ee, kimdi ya? Ya dedi bu dedi ben dedi şeye çok karşıyım devlet görevi ise gelirsin TRT, işte devlette işte bu bir hizmettir bilmem nedir. Yani öyle bir şey de yok abi niye öyle bir şey olsun yani. Amma hizmeti yapıyorum ve gelirsin yaparsın halin vaktin yerindedir bilmem ne ama gideceksin özel sektörde sana 10 kat fazla para verecekler. Eee diyeceksin ki ben gidiyorum devlette çalış. Yani teori olarak iyi de yani pratiği bu işin böyle olmaz. Yani bence pratiğinde başka bir yöntem bulmalı. Ne bileyim orada bir döner sermayeden mi alır, dönmeyen sermayeden mi alır bilmiyorum ama. Ama bu meselede AK Parti'nin içinde öyle yavaş yavaş kimsenin aldırmadan böyle şey yapıyor. Tamam hiç kimse şey yapmıyor, dokunmuyor. Soma davasında karar çıkmış Veri Soma kömür işletmeleri anonim şirketi yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'a 20 yıl hapis verilmiş. İki tane de mühendise 12 yıl verilmiş, 301 insan hayatını kaybettiği bir davanın sonucuna da doğal olarak e, ölenlerin yakınları isyan etmiş. Mesela Didim'de bir şeyler oluyor abi. Didim'i çözemedim. Didim'in CHP'li belediye başkanına komplolar kuruluyor, sopayla sardırılıyor, Kemal Kılıçdaroğlu şey yapıyor. Ben olsam mesela bütün CHP 20 milletvekiliyle Didim'e çıkartma yapardım. Kardeşim biz belediye başkanımızın arkasındayız. Yani böyle hani büyük bir şova çevirdim onu. Bu nedir abi? İki tane kuleyi yıkmaya çalışıyormuş. O dövüyor, o bilmem ne yapıyor. Böyle bin tane şey dönüyor yani şu anda. Hani. Kobani davasında Ayhan Bilgen ve 3 kişi hakkında tahliye karar verilmiş. Verilmiş de verilmesini Ayhan Bilgen'e makamı iade edilmiş mi? O iade edilmemiş. O da kayyumda kalmış. Geçti Kars'ın pazarı süreçliğini Ardağan'a demişler. Öyle mi demişler ya? O anlama gelmiş. Neyse buna da şükür abi. Sen en azından diyorsun ki ya serbest kaldı adamcağız zaten. Yani. Ya Saadet Partisi'nde Oğuzhan Asil Türk'te Huruç Harekatı başlatmış. 86 yaşında değil mi? Oğuzhan Asil Türk'de ile e, Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç defa görüşmüştü. Kulislerde de şu konuşuluyordu. Saadet Partisi ittifaktan kopacak ve de e, Millet İttifakı'ndan kopacak, Cumhur İttifakı'na gelecek. Oyu yüzde bir, yüzde bir buçuk. Küçük ama anlamı büyük. Özellikle AK Parti çevresi için. Ya bence bu da çok eski moda bir siyaset biliyor musunuz? Şu anda yepyeni bir dünya kurulmuş durumda. Türkiye'de. Bakın ba bir sürü iddialar ortada uçuşuyor. Z kuşağı almış başını gitmiş bilmem ne yapmış. Şimdi Aa, biz Saadet'in yüzde bir buçuğunu alacağız. E bak oradan da biz bak burada ittifakı güçlendireceğiz kafası. Bakalım siyasette işleyecek mi? Bana sorarsanız bence işlemeyecek. Ama görelim bakalım. Ha Oğuzhan Bey bu şeyi gerçekleştirir mi? Bilmiyorum. Gerçekleştirir mi? Gerçekleştirmez mi ama. Gelsin birkaç koltuk. Saadet Partisi karışık yani anlayacağınız. Meral Akşener değinmiş mi bu Sedat Peker menzullerine falan? Kenan baktın mı? Biraz önce grupta konuşmuş ama. Rütük'e AK Parti'den ve MHP'den üç üye seçilecekmiş. İYİ Parti'de itiraz etmiş. Hani bize demiş onlarda. Ya adamlar Bursa'da banka soymuşlar. 200 lira almışlar ya. 200 lira için banka soyulan bir dünyada yaşıyoruz ya. Bir Türkiye'de yaşıyoruz yani. Ben daha ne diyeyim yani size? Dün ben bir espri yaptım. Gerçekten bir şeyin esprini yap yapamıyorsunuz ya. İşte dedim ki ya Azerbaycan'la işte ha, Afganistan esprisi yaptım. E dedim yani NATO hani şimdi konuşuluyor ya. Dün demiştim ki Türkiye'ye dedim. Neden olmasın yani Afganistan şimdi o kadar büyük yıkım yaşadı, savaş yaşadı. E, o yolları kim yapacak? O köprüleri kim yapacak? O tünelleri kim yapacak? Elbette no hava olan <laughs> Türkiye'de dünya çapında yani neyle övünebiliriz? Belki dünya çapında sporcu yetiştiremedik. Dünya çapında birkaç bilim insanı yetiştirdik ama dünya çapında <laughs> müteahhitlerimiz var. Yani yaptıkları iş hacmine baktığın zaman 5-6 tane müteahhit var. Dünyanın en çok iş yapan müteahhitleri. Yani artık gurur mu duyarsınız ya da abi biz ne yaptık ne ettik mi dersiniz. O tuttuğunuz partiye göre değişiyor. <laughs> Dün espri yapmıştım ya Türkiye Afganistan'da işte askeri olarak var olmak istiyor. Ya o yolları kim yapacak yani taş mı yesin demiştim bu beş müteahhit. Bugün <laughs> bir video yayınlandı. <laughs> Aliyev ile Cumhurbaşkanı ve eşi bir böyle şey Suşa'ya. Suşa, Suşa mı Suşa mı? Suşa. Şuşa. Şu, şuşa gitmişler. Ee, ve de orada böyle otobüsün içinde bir muhabbet ediyorlar. Çok da sıcak bir muhabbet. Yani uzun da koymuşlar. Baktım ee, ne zamandır böyle bir şey muhabbet görmemiştik. En son Cüneyt Özdemir'le Başbakan'ın 24 saatinde böyle muhabbetlere tanıklık etmiştiniz. Yani ne konuşuluyor otobüste şeyde. Şimdi prompterdan akan metni görüyorsun da orada işte Cumhurbaşkanı espri yapıyor, Ali'ye bir şey anlatıyor, o espri yapıyor falan. Orada konu bir noktada geliyor, şeye geliyor. Yine bizim bu 5-6 müteahhite. <laughs> Aliyev diyor ki, e, diyor burada onlar burada diyor sayıyor işte. O var diyor, bu var diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırıyor. Buradalar, burada da diyor. Onlar her yerde diyor. <laughs> yani Espri yaptık ama <laughs> memlekette çok espri yapasında yok yani <laughs> güzel bir hikaye bu şunu kim düşündüyse Türkiye tarafı mı yani Fahrettin Koca mı şey Fahrettin Altun mu düşündü yoksa e, Azerbaycan tarafı mı bilmiyorum ama çok sempatik olmuş yani son zamanlarda PR anlamında en ilginç yerlerden bir tanesiydi. Ben de slogan olurum ya onlar her yerde var ben gurur duyuyorum yani sonuçta Türkiye'nin bir başarılı iş insanlarına da ihtiyacı var ve bakın ne kadar büyük başarılara imza atıyorlar dünyanın en çok ihale alan ve bitiren kazanan iş insanları abi